Bilmez ki. Ateşle Brut nerede yan yana durmuş? Ne olur oğlum sen, ne oluyor? Kendine gel ya. Ben de seni arıyordum. Ne oldu, niye aradın ki beni? Bir yanlış anlaşılma var. Yani yanlış anladın. Yani yanlış anladınız. Ne diyorsun kızım sen? Yanlış anladın mı? Yanlış anladık mı? Ya işte teras... Ateşle ben... Evet, Ateşle sen. Karı koca değil misin Ateşle sen? Ne anlatıyorsun bana böyle? Ne kıvranıyorsun? Evet. Ateşle ben karı kocayız. Hatta... deli gibi aşık bir çiftiz. Allah Allah mesul etsin ya. Harbiden. Allah bir yastıkta kocatsın. Ben bunun nesini yanlış anladım peki? Onu anlamadım. Anlamazsın. Çünkü sende anlama yetisi yok. Hiç yok. Doğuştan yani. Hödüksün oğlum sen. Ama hata bende ki... seni insan yerine koyup burada laf anlatmaya çalışıyorum. Kimseyi bir yere koyma. Bu hikaye hep böyle. Önce bir yere koyar, sonra kalıbını değiştirmeye çalışırsın. Sonra kendi koyduğun yeri beğenmezsin. Sen beni bir yere koyma. Tamam mı? Ne diyorsun oğlum sen? Kalıp malıp. Ben seni var ya, kek kalıbına koyup fırına sürsem bile senden hiçbir şey olmaz. Hırtsın sen, hırt. Sen otur anca kendini tokatla. Yavaş, yavaş. Keskin sirke küpüne zarar. Keskin sirkelerde bol inşallah. Neden geldi ki? Ne diyecekti sanki? Niye arıyordu ki beni? Ne diyecekti acaba? Tamam. Aldınız mı biletleri? O ne ya? O zaman yarın öğleden sonra buradasınız. Ah, oldu bu iş, oldu. Hele şu torunlarımızın çöpünü çatalım da... bunca yıllık ahbaplığımız akrabalığa dönsün. Torunların çöpü mü? Ah, ah, kim derdi bir gün birbirimize görücü olacağız diye. Benim Ayşe'nim de Demir'im de pırlantadır, pırlanta. Heh, tamam tamam, oldu. Hadi görüşürüz, sağlıcakla kal. Oh, benim aslan torunlarım. Hadi birinizden biriniz evlenin şu çatı katına yerleşin de... şu zirzoplar da evimizden defolup gitsin. Sen bir nefes al ya. Ay, canına yandığımın evi maraton gibi. Ne oluyor yine? Ne olmuyor ki? Demir'i evlendiriyorlar, sonra da çatı katına yerleştiriyorlar oğlum. Sana kıyamam ya. Gel. Gel otur şampiyon, gel. Gel otur. Sen bundan mı heyecanlandın? Bak, sen hiç merak etme. O herifle aklı başında hiçbir kız evlenmez. Yani o adamdan o gerginlikle zaten koca da olmaz. Olsa olsa askerlik arkadaşı olur. Ama zaten kadınlar da askerlik yapmıyor. O yüzden rahat ol. Tamam. Haklısın be ortak. İyi yani. Bir şey söylemeyi unuttum. Hı. Ayşe'ne de görücü geliyor. Ayşe'ne? Ayşe'ne mi? Ne demek görücü? Nasıl görücü? Nerede görmüş de geliyor Ayşe'ne? Ne demek görücü, ne demek ya? Saadet Hanım telefonda konuşurken duydum. Ne dedi? Ya senin derdin bu mu? Ben diyorum ki ev elden gidiyor. Hayır, sabah kaybettiğimiz evi akşam kazanıyoruz, gece yine kaybediyor oluyorum. Ve senin bu durumda tek düşündüğün şey Ayşe mi?
saçmalama, ben de ev için diyorum zaten. Yani Ayşe hani evlenmiş, bir kere zaten Demir'den daha kolay evlenir Ayşe. O yüzden ben ona şey yaptım. Bak, bizim bu Saadet annenin planına bir çomak, hatta bu planı böyle odunla vurmamız lazım. Laf da kolay tabii. Bul, hadi bunu ne yapacağız? Ne yapacağız, bul. Allah, dertlerin biri bitiyor, biri başlıyor ya Rabbim. Of. Nasıl görücü, 2020 yılında görücü ne ya? Kim ne, nasıl oluyor bu işler ya? Buyur babaanne. Sağ ol yavrum. Süheyla. Ha? Ne oldu? Bak şimdi. Sen şu parayı al. Bu gece bana şöyle mükellef bir yemek sofrası hazırla. Aa, hayırdır, niye? Ha yani sen yapmak istemiyorsan ben de Yasemin'e söylerim. Ay yok canım, tamam, o iş bende. Zaten Yasemin ölse öyle bir sofra kuramaz yani. Mükellef sofrayı ben kurarım da kime kuruyoruz biz o? Misafirim gelecek. Anladım babaanne de, niye biz bunu gizli bir operasyon gibi yapıyoruz, ben onu anlamadım. Bak şimdi Kayseri'den Elmas gelecek. Biliyorsun baban onun oğlu Mustafa'yı hiç sevmez. Yani şimdi kadıncağız aradı, çok göresim geldi dedi. Ben de öyle deyince gelme diyemedim. Celal duymadan bu işi hallediverelim biz. Şimdi babana söylesem gelmesinler diyecek. Diyecek. Ama. Yani eve geleni de kovamaz ya. Tabii canım, şimdi Tanrı misafiri şeyse oluyor. Bana bak, onlar gelene kadar bu iş aramızda. Tamam, o iş aramızda babaanne. Tamam. Ben o zaman... Kaldır, kaldır onu. Senin gibi yapayım ben onu. Ha, aferin sana. Ben de. Meral abla, iki bağda oradan bana taze soğan versene. Tamam, tamam. Ha, evde kalmamıştır şimdi. Kız, abla bu ne? Hangisi? Ha, o tropikal meyve. Tayland'dan getirdim.